Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu 10 soruda ne kadar sağlıklı yaşıyorsunuz testi. Bu konuda size 10 tane soru hazırladım. Bakalım kimler sağlıklı besleniyor, kimler sağlıklı beslenmiyor bunları görmüş olacağız. E, biliyorsunuz videolarda her zaman size bilgi vermeye çalışıyorum. Özellikle işte yoğurdun faydaları, karın, e, karın yağlarını yakmaya, çok faydalıdır. Sebzelerin içerisindeki vitaminlerden bahsediyorum. Bunların faydalarını hep size anlatıyorum. Bakalım hayatınıza uygulamaya başladınız mı? Bu sorula, bu 10 tane sorudan da bunları görmüş olacağız. Son zamanlarda hızlı kilo vermek adına bir an önce istediği ideal kiloya ulaşmak adına insanlar çok hızlı şok diyetler yapıyorlar. Ve bunları yaparken de maalesef ki sağlıklarından oluyorlar hızlı kilo vereyim derken işte meyve tüketmemek, sağlıklı karbonhidrat grubunu tüketmemek veya işte protein tüketimini azaltmak gibi bazı yanlışlara düşüyorlar. Ama şunu biliyoruz ki her şey hızlı kilo vermek veya zayıflamak değildir. Vücudumuzun da alması gereken bazı besinler var ve bu besinlerin içerisinde vücudun dengesini sağlayan vitamin ve mineraller var. O yüzden bu 10 soruda da sağlıklı beslenmek için neler tüketmeniz gerektiğini anlamış olacaksınız. O zaman hemen testimize geçelim. Teste başlamadan önce 10 soruyu evet veya hayır olarak cevaplamanızı istiyorum. Evetlerinizi not alın. Kaç tane evetiniz varsa aşağı yorum olarak yazın ki ne kadar sağlıklı yaşıyorsunuz bunu değerlendirmiş olalım. O zaman hemen ilk sorudan başlamak istiyorum. Birinci soru. Günde en az 2-3 porsiyon meyve tüketiminiz oluyor mu? Çünkü meyve tüketimi vitamin ve mineral dengesi açısından çok önemlidir. Vücudumuzun günlük alması gereken bazı vitaminler var. Bunları meyvelerden ve sebzelerden alıyoruz. Bazı diyetlerde dediğim gibi hızlı kilo vermek adına meyve tüketimini yasaklıyorlar. O yüzden de ne oluyor? Vücudumuz yeterli vitamini alamıyor. Tabii ki kilo vermenin dışında vitamin almadığınız zaman bağışıklık sisteminiz çöker. Çok çabuk çok çabuk hastalanabilirsiniz saç dökülmesi olabilir gibi vücudunuza bir sürü zararı var. O yüzden mutlaka günlük 2-3 porsiyon meyve tüketimini es geçmeyelim ve tüketmiş olalım. Aynı zamanda meyvelerin içerdiği bu vitamin ve mineraller antioksidan kalitesi açısından çok çok yüksektir. Antioksidan ne demektir? Vücudumuzdaki toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Toksinler vücudumuzun hücrelerini bozan maddelerdir. Yani vücudumuzun kansere ve bazı hastalıklara yaka yakalanmasına neden olurlar. Siz ne derecede meyve ve sebze tüketimi yapıyorsanız o derece o derecede antioksidan alırsınız vücudunuza ve vücudunuzu kansere ve bazı hastalıklara karşı korumuş olursunuz. O yüzden dediğim gibi meyve tüketimini mutlaka yapıyoruz ve ihmal etmiyoruz. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda haftada en az 3 veya 4 öğünde Sebze veya salata tüketir misiniz? Sebze de meyve gibi aynı şekilde vitamin ve mineral deposudur. Bu yüzden vücudumuzun sağlığı açısından çok çok önemlidir. Aynı zamanda yüksek lif içerdiği için bağırsakların hızlı çalışmasını da sağlar. Bu şekilde metabolizmanızı hızlandırmış olur. Kabızlık probleminiz varsa, sindirim probleminiz varsa bunun da önüne geçmiş olur. Mutlaka haftada 3 veya 4 öğünde sebze yemeği tüketmenizi öneriyoruz. Üçüncü sorumuz, günde en az iki kez yoğurt veya ayran tüketir misiniz? Yoğurt ve ayran tüketimini biliyoruz ki her zaman biz söylüyoruz. Karın bölgesindeki yağlanmayı giderdiğini, aynı zamanda kan şekerini dengelediğini biliyoruz. Gün içerisinde 2 kase yoğurt veya 2-3 bardak ayran tercih ettiğiniz zaman hem kan şekeriniz dengelenecektir hem yağ yakımınız hızlanacaktır. Aynı zamanda kan şekerinizin dengelenmesiyle birlikte iştahınız da kapanacaktır ve uzun vadede sizin iştah yönetiminizi daha iyi kontrol etmenizi sağlayacaktır. O yüzden mutlaka yoğurt tüketimini yapıyoruz. Aynı zamanda yoğurdunuzu mutlaka evde mayalamanızı öneriyorum. Biliyoruz ki evde mayaladığımız yoğurt yani doğal olanlar diğer yoğurtlara göre biraz daha yararlı bakteri içerir ve bu da bağırsaklarımızın daha hızlı çalışmasını sağlar. Yine aynı zamanda vücudunuzun kan şekeri'nde dengelediği için sizin uzun vadede daha sağlıklı ve zayıf kalmanızı sağlayacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Haftada en fazla iki defa pilav ve makarna türlerini tüketiyor musunuz? Yani burada vurgulamak istediğim şu. Bir hafta içerisinde en fazla iki defa tüketiyorsanız vücudunuzun yağ yağ depolamasını biraz daha azaltacaksınız. Yani haftada 2'den fazla pilav olabilir, makarna olabilir, bulgur olabilir. Kek, börek tarzı karbonhidrat grubunu fazla tüketiyorsanız bu ne demek? Vücudunuzun bunu yağ olarak depolaması demektir ve kilo alımına yol açacaktır. Kilo alımıyla birlikte de kan şekerinizde bozulmalar, karın bölgesinde yağlanmalar, karaciğer yağlanması gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda insülin direnci de ortaya çıkabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Karbonhidrat tüketimini makarna, pilav, bulgur, kek, börek gibi Hamur işi grubunu haftada 2 defadan fazla tüketmiyoruz ve alışkanlık haline getirmiyoruz. Geldik 5. sorumuza. Haftada en fazla 1-2 defa mı abur cubur tüketimi yaparsın? Yani çok sık abur cubur tüketiyorsanız bu haftanın her gününe de genelde yayılıyor insanlar da işte bisküviler olabilir, çikolatalar olabilir, diğer bir sürü abur cubur var onları şu anda sayamıyorum ama bunları günlük hayatınızda çok sık tüketiyorsanız hem katkı maddesi almış oluyorsunuz hem de bu tür besinler vücutta direkt yağ dönüşen besinler. Ölçüsüne dikkat etmediğiniz zaman onu da uyarmak ve söylemek istiyorum. Genellikle vücutta yağ olarak depolanan besinlerdir. Biz bunların sıklığını olabildiğince azaltmalıyız. Yani haftada 1-2 defa tüketiyorsanız bir sıkıntı değil ama 2'den fazla oluyorsa vücudumuzun yağ depolamasına neden olacaktır. Bir de şunu da es geçmek istemiyorum. Genelde tansiyon biliyorsunuz ki tuzla yükselir ama bu tür abur cuburların içerisinde koruyucu madde olarak tuz da var. Yani yağ depolamanıza neden olurken bir yandan da tansiyonunuzu bozuyor ve yükseltiyor olabilir. O yüzden her türlü vücuda zarar verdiği için haftada 1-2 tüketimle sınırlamanızı öneriyoruz. 6. sorumuz Haftada iki defa kuru bakliyat tüketirmesiniz. Bu bizim için çok çok önemli. Türk toplumunda aslında sevilen bir besindir ama genellikle son zamanlarda insanlar bunu tüketmekten vazgeçtiler. Kuru bakliyat grubunu saymak istiyorum. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, börülce, barbunya. Bazı kişiler çok fazla gaz yaptığı için tüketmek istemiyorlar ama o kadar sağlıklı bir besin ki içerisinde demir var, B vitaminleri var, sağlıklı lifler var. Protein oranı et kadar olmasa da bitkisel protein içerir. O yüzden beslenmenize mutlaka haftada 2 defa bakliyat grubunu eklemenizi öneriyoruz. Geldik 7. sorumuza. Haftada en az 3-4 porsiyondan fazla protein kaynağı olan et tavuk balık grubunu tüketir misiniz? Bu soru neden önemli? Genellikle protein tüketimini azalttığınız zaman doymak adına biraz daha karbonhidrat grubuna yöneliyoruz. Yani makarna, bulgur, pilav gibi besinlerden biraz daha artırmış oluyoruz. Bu tür besinler hem yağlanmamıza neden oluyor hem de Dediğim gibi protein tüketiminin az kalmasıyla vücudumuz daha fazla yağ depolamaya başlıyor. O yüzden bu saydığım protein grubunu en azından haftanın 4-5 günü öğünlerinize eklerseniz yağ yakımınız hızlanacaktır, metabolizmanız hızlanacaktır. Diğer besinlere göre sizi daha tok tutacaktır. Mutlaka protein tüketimini önemsemenizi öneriyoruz. 8. sorumuz: Haftada en fazla bir defa yağda kızartılmış besinler mi tüketirsiniz? Buradan kastım, yemeklerin pişirme yöntemi çok çok önemlidir. Fırında veya tencerede yaptığınız zaman yemeğimiz daha sağlıklı olur ama yağda kızarttığınız zaman besinlerin yapısı bozulur. Besinlerin yapısı bozulduğu zaman da kanserojen hale gelir. Bu da bizim sağlığımızı kötü yönde etkiler. Aynı zamanda bu besinler içerisine yağ çektiği için fazla kalori almanıza neden olacaktır ve yağ depolamaya neden olacaktır. Bu da tabii ki obeziteye, kilo almaya yönlendirecektir. O yüzden eğer çok fazla yağda kızartılmış besin yiyorsanız, bu yöntemi çok kullanıyorsanız mutlaka azaltmanızı öneriyoruz. Ee, azalttığınız zaman da daha çok fırında olabilir. İşte balığı kızartmak yerine fırında tercih edebilirsiniz. Köfteyi yağsız tavada pişirebilirsiniz veya haşlama tavuk yapabilirsiniz gibi. Bu tür yöntemleri kullandığınız zaman hem hastalıklara yakalanmazsınız hem de kilo alımınız biraz daha zorlaşır. Geldik 9. sorumuza. Günde en az 6-8 bardak su tüketir misiniz? Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü su tüketmediğiniz zaman böbrekleriniz çalışmaz. Kabızlık yaşayabilirsiniz. Bağırsaklarınız çalışmaz. Aynı zamanda bazen vücudumuz susuzluğu açlık olarak algılar. Su içmediğiniz için iştahınız açılabilir gibi. Vücudumuza su tüketilmediği zaman bir sürü zararı vardır. O yüzden ne yapıyoruz? Günlük 6-8 bardak kadar su içiyoruz. Su içtiğimiz zaman ne olacaktır? Böbrekler hızlanır. Bağırsaklar hızlanır. Kabızlık problemi yaşamayız. Gün içerisinde daha tok kalırız gibi vücudumuza bir sürü faydası olacaktır. Mutlaka su tüketimini önemsiyoruz. 10. soru. Gün içerisinde kahve tüketiminizi 2 fincan ile sınırlar mısınız? Son zamanlarda insanlar kahve üzerine çok fazla gitmeye başladı. Evet çok çok lezzetli bir şey ama kafein içerdiği için sınırı aştığınız zaman vücudunuza zarar verir. 2 bardaktan fazlası araştırmalara göre önerilmemektedir. Hem kalp çarpıntısı yapabilir hem vücudunuzdaki suyu atıp vücutta ödem tutmanıza neden olabilir. O yüzden gün içerisinde kahvenizi mutlaka 2 fincan ile sınırlandırmanızı öneriyoruz. Bu anlattığım 10 soruya cevaplarınızı evet veya hayır olarak verdiyseniz evetleri mutlaka aşağı yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Ona göre ben de size ne kadar sağlıklısınız diye yorumları paylaşmış olacağım. Bu 10 soruda da gördüğünüz üzere bütün bütün sorular birbiriyle çok bağlantılı. Meyve tüketmediğiniz zaman, sebze tüketmediğiniz zaman, su içmediğiniz zaman Kahve tüketimini artırdığınız zaman vücudumuzun sürekli dengesi bozulmakta ve dengesi bozulduğu zaman da bizi daha agresif, daha mutsuz, biraz daha böyle ruh halimizi düşük bir hale getirebilir, kilo almanıza neden olabilir, kan şekerinizin bozulmasın bozulmasına neden olabilir. O yüzden bunları hayatınıza uyguluyor musunuz diye lütfen tek tek kontrol edin ve bu noktadan bu videodan sonra da lütfen uygulamaya başlayın. O zaman bir uzmandan yardım almak isterseniz aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerim yazıyor olacak. Oradan bana ulaşıp detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.